Resulullah'ın tartıp alıyor. Resulullah ne cenaze okumayın bunu. Siz bunlar ki 70 metre sıfır etkeniz diyen Allah onlarını herkes mağfiret kılmaz. Yaman iş kime yatıyordu, bekarsilik kime yatıyordu. Namazda dururdu. Ama nafil namazı. Parvardigar ne kadar dua kıldı? Onu yüzünü fokşalar yakaratmasından durup canını amayın dedi. Assalamu alaikum aziz braderlerim. Videonun keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Vassalomu alaykum va rahmatulloh. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin va la aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmatullahi ve barakatuhu. Allah subhanahu ve ta'ala, barçalarımızın kıyarken ibadetlerimizin üstünü kabul kısın. Şu biz haydun ve ayağın külünü barçamızı mübarek eyen basın. O da, özünü farzandana uğursa ya ki soysa, farzand hiç kaçan cevap kaytarış gereğmez. Fela taqul lehuma uffin. Bu cevap kaytarışmaz. Onlar ki hatta uff deme. Çünkü uf deyişlik azar mı? Uf deme. Şimdi kendi kılıp yap kaytarırsan. Her kendi halatta hem ota, farzandiga, kopal muamla kısa, katkıteyse, söksa ya ki ursa, farzand hiç kaçan cevap kaytarmaz diye gereği buladı. Bu çıralı hulk gem, adab gem, doğru gemiydi. Ve bunu dekılışlık haram buladı. Şimdi ota ki yap kaytarışlıydı, turu köp. İş büyürgen de uf deyiş, cirki veriş, boğama dese boğaman deyiş. Otanın közü gitti ki kardeşlik yakışma sözü. Cizarıp karayın mı hindi kıla diyor. Otayını kadri gel, kaçan yetesen, ota bu yanda yetesen. Farzan deyin ucu yaş git küçük, kança sarparacat kıldın, kança mehnet kıldın, kança maşakkat çektin. Katta kıpo yanından ki közünü çeş çeyip harap durgan olsa, şunda bulasan, otayını çeş çeyip yanında kan diye bugün otayına kıvalı. Ota yok ki ona farzandiga odob berarken bazıda farzandiga yoqmaydigan sözünü açışı mümkün. Yok ki bazı bir farzandiga yoqmaydigan fe'lini qilishi mümkün. Şunda farzand nima qilish kerak? Sabrli bo'lish kerak. İmam Buxoriy ve Muslim Oysha onamiz roziyallohu anhodan keltirishadi. Oysha onamiz aytadilar. Rasulullohning safarlarini birida edik. Qo'shin to'xtadi. Meni munchog'im yo'qolib qoldi. Onu kıdırıştık bilen Resulullah tohtap kaldılar ve sahabalar hem tohtaştı. Tohta genç orada su yok. Bırak kuduğu dalıyı tohtaşmayın. Yani hiç kimde su yok. Adamlar Ebu Bakır Sıddık raziyallahu anh'ın aldığı kelip malamat kılıçtı. Kızınızdaki gençini görmüşsün mü? Ayşe'ninki gençini görmüşsün mü? Adamlar bir tohtatıp koydu su yok cayda. Resulullah hem tohtadı biz hem tohtadık su yok. Kıylendik. Ebu Bakır Sıddık adamlardan malamat geçti. Kızı Ayşe anamız aldığı geldi de. Ayşe anamıza dediler, bu payda Resulullah dedi, beni sonumge başını koyup kuluyat kendiler. Kildi de, ey Ayşe ne kıldın? Adamlar da Resulullah da su yok ki tohtatıp koydun, su yok. Ayşe anamıza dediler, otam hakla gençe yapını yapırdı, bakınım ki tutuştu başladı kendini. İnne metur oldu Ayşe anamız. Beni kımırlaştığından fakat yine Resulullah'ını, başını, beni sonumge koyuyat kendini gidip tohtatıp durganıdı. Hakla gençe yapını yapırdı. Ayşe anamız inlemediler. Yani burada kana bula, ota bula, muamula. Doğru da ateye kıptı mı? Ateye kıptı mı? Yok aslında kıptı mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uygandılar. Su yok idi. Bana şu vakitte tayammum hakkıdaki ayetler nazil buldu. Estağfirullah. Fetayammamu su'idan tayyiben famsahu bi vucuhikum ve adikum innallahi kâne afuvan gafura. Su topalmasangiz, pakize tuprak bulan tayammum kılıp, yüz ve kollarınızı sürtünler, elbette Allah afiyet uçu ve mağfireti bulgen zattır. Şunda Usayd ibn Huzeyr raziyallahu anhu Ebu Bakır Sıddık'ını aldı gekelip, ey Ebu Bakır ailesi, bu sızlarını Müslümanlığı bugün birinci berekeyler mes dedi. Yani Ayşe anamızı muncağıp şüphe yanıgı sebepli, Müslümanlığı yengeli bugün tayammum ayetine hazır buldu. Aladiyen kulasamız, Ayşe anamızda ateye kımagen bulsayan, otaskeli malamat kısını makli yaptı, biz adalkatlik kılamız özümüz gözümüz. Tartışamız. Ben aittim kımaptı. Ben şuna döpmem mi? Ben kıpmem mi? Ben deyken ayıp. Ota giyip kater bulmasakken buradalar. Ota ona gibi olgen şavkat.
Solih farzand doim ota-onasiga yaxshilikni ravo ko'radi. Garchi ular fosiq bo'lsa ham, garchi kofir bo'lsa ham. Ukalar eshitib qo'yinglar. Kofir bo'lsa ham otangiz, fosiq bo'lsa ham chiroyli muomala qilasiz. Bu shariatning buyrug'i. Agar ota-ona fosiq bo'lsa, kofir bo'lsa, solih farzand ota-onasiga eng katta yaxshilikni ravo ko'radi. Hidoyatni, iymonni, taqvoni. Hech qachon yomonlikni ravo ko'rmaydi. To'tirik ekan ota-onasini haqqiga duoda bo'ladi. Haqqiga hidoyat tilab duo qiladi. Mana Ibrohim alayhissalom, Halilur Rahman, Allohning halili. Otasiga murojaat qilar ekan, kofir otasiga murojaat qilar ekan, otajon, otajon, otajon deydi. Astagfirullah billah. Vazkur fil kitabi Ibrohim innahu kana siddiqan nabiyya. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Ushbu kitobda Ibrohim qissasini zikr qiling. Dar haqiqat u juda rostgo'y payg'ambar edi. Iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u va la yubsiru va la yughni anka shay'a. Eslang, u otasiga, ey otajon, nega siz eshitmaydigan, ko'rmaydigan va biron sizga foyda yetkaza olmaydigan butga ibodat qilasiz? Nasihatmas savol. Nasihatmas savol. Ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ey otajon, dar haqiqat sizga kelmagan ilm ma'rifat menga keldi. Bas siz menga ergashing, sizni haq yo'lga hidoyat qilurman. Ya abati la ta'budi ash-shaytona inna ash-shaytona kana lir-rahmani asiyya. Ey otajon, siz shaytonga ibodat, qullik qilmang. Chunki shayton Rahmonga osiy bo'lgandir. Ya abati inni akhafu an yamassaka azabu min ar-rahman fatakuna lish-shaytani waliya. Ey otajon, haqiqatan men sizga Rahmon tomonidan azob yetib, do'zaxda shaytonga do'st bo'lib qolishingizdan qo'rqurman degan. Payg'ambar bo'lgan Ibrohim Halilulloh kofir bo'lgan otasiga otajon, otajon, otajon deydi. Demak, hech qachon haqqingiz yo'q qattiq gapirishlikka, ularga jirkib qo'pol muomala qilishlikka. Tushunarlimi? Otasidan shikoyat qiladigan bolalar bor-da, otam anaqa, otam anaqa. Musulmon seni oting, faqat haqni tushunmayapti hozir. Qo'yib tur ozgina. Ana shu kofir otasi Ibrohim alayhissalomni vafot etguniga qadar haqqiga istig'for aytib duo qildi. Qachonki Alloh taolo otangga istig'for aytmadi buyurganidan keyin, shundan keyin to'xtadi. Astagfir billah. Wa ma kana istighfaru Ibrohim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha. Ibrohimni o'zini otasiga mag'firat so'rashi faqat unga va'da berib qo'ygani uchun bo'lgan edi. Sa'astagfiru laka robbi degan edi. Ibrohim alayhisalomga gapiga xulosa olmaganidan keyin, payg'ambarning gapiga xulosa olmaganidan keyin omon bo'ling. Sizni haqqingizga Parvardigorimdan mag'firat so'rayman degan edi. To Alloh man qilmagunicha istig'foratchi davom etdi. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. Endi qachonki unga otasi Allohning dushmani ekanligi ma'lum bo'lgach, unday butunlay tondi, albatta Ibrohim ko'ngilchan va halimdir. Salomun alayk, omon bo'ling. Sizga mendan bironta bir azor, aziyat, sizga yoqmaydigan biror ish sodir bo'lmaydi. Garchi nima bo'lsangiz ham kofir bo'lsangiz ham. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobalarining hayotidan misol oladigan bo'lsak bunga Abdulloh ibn Ubay ibn Salul Madinadagi munofiqlarning eng kattasi, raisi. Shu Abdulloh ibn Ubay ibn Salulning o'g'li Abdulloh. Ubay ibn Salulni munofiq ekanligini hamma bilar edi. O'g'li Abdulloh ham bilar edi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ham bilar edilar. Ammo munofiqligi aniq bo'lib turgan otasiga Abdulloh qanday muomala qildi? Uni o'g'li Abdulloh otasi o'lganda qanday yo'l tutdi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu munofiqning janozasiga bordilar sallallohu alayhi vasallam. Keyinchalik bunday qilishlik mumkin emasligi haqida oyat tushdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaytib bu ishni takrorlamadilar. Imom Buxoriy va Muslimdan keltiriladi. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhudan. Abdulloh ibn Ubay ibn Salul vafot etdi. Uni o'g'li Abdulloh Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga kelib, "Ya Rasululloh,
köylegizi verin, sizi köylegizde men otamı kefanlayman. Cenaze namazını okuyun, onu hakkı istihbar edin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana şu münafıklardı, reisini cenazesine vardı. Münafık olup ölüp gitken otasını hem, Abdullah ibn Ubay ibn Salul oğlu. Resulullah'tan bana şimdi bir muruvatını, ikram kılışı gibi soru yaptı. Kimge? Münafık otasıya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu münafıkka cenaze okuması bu yanları da Ömer ibn Hattab gelip Resulullah'ın tartık kaldı. Ya Resulullah ne cenaze okumayın bunge? Bu münafık bu. Kendi kılıp bunge okuyorsunuz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Allah Teala menge ihtiyarını bergen. İstagfir lahum, evvela testagfir lahum. Hahlen ularge, münafıklarge, istiğfar etin, hahlen etmeyin. İn testagfir lahum, seb'ine marvatan falan yagfir Allah lahum. Siz ularge 70 metri istiğfar etkeniz diyen, Allah ularını hergiz mağfiret kılmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki, münafıklarını brandasını cennetsiz diyen varmayanlar, ularına hakkıya istiğfar etmeyenler. Bizge malum oladı ki, münafık bugün otası ki, Resulullah'ın terbiyesine gelen sahaba ne kıldı? Çıralı imamasını koyuyordu. Bazı ülkelerimiz, şu otaları ki, onaları ki bir yakşiliydi, rava köredi, barıp durup Allah için nasihat kısa, gep kater veredi, onaları cirki veredi, inekin kopallı kütüldü. Burada, onayızı otizge nasihat kıyan payetizde, onlardan sizge yahmidiyon söz, fil, sadır olsa, siz bunge özgizli, içizdeki duygularınızdan kep çıkıp bir muamele kılış hakkınız yok. Eğer Allah için nasihat kılıyken bulsanız, kütarasız. Haytara ve temel. Allah için nasihat kılıyken bulsanız, kütarasız. Ve yine halim, mülayim muamelezi kılı orasız. Şunu alayım mı? Abu Hurayra radıyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in uluğ sahabalarıdır. O kişinin anası müşrikeydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aldığı kelip, müşrike anasının hakkıya dua kılışını sorandı. Bu hadisini İmam Müslim özünün sahihinde geldirdi, Abu Hurayra radıyallahu anhudan. Abu Hurayra aytadı, müşrike bugün onamla İslam'a davet kılardım. Onam kabul kılmasıdı. Bas onamla bir günü yine davet kılganında, İslam'a davet kılganında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şanına doğru kemiyen yaptığı yapıyor vardı. Resulullah'ını hakaret kıldı. Men yığılıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aldığı gelip, ya Resulullah, anamını davet kılardım, lakin anam daim boş tartardı. Bugün hem davet kılsam, sizi hakkınızı doğru kemiyen yaptığını yapırdı. Ya Resulullah, Abu Hurayra'nın anasını hidayet kılışını sorup, Allah'a dua kılayın, dedim. Bas Resulullah dua kıldılar. Allahümme ihdi ummi Abi Hurayra'ta. Parvardigar, Abu Hurayra'nın anasını hidayet kıyın. Resulullah'ın duasından katlı kursan bulup üyüge kaytıp vardım. Eşi geldi yetkenimde, içkerede anamın ayak tavuşunu eşittim. Anam, onun da duruyor Abu Hurayra dedi. Ben tohtadım, içkereden suğun avazı eşitildi. Anam yuvunup, kiyimini kiyip, romalını orap, eşini açtı da, ey Abu Hurayra, inni eşhedü en la ilahe illallah ve anne Muhammed Resulullah deyip Müslüman bugün yine etti. Ben kursançlıktan yığladım. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aldığı varıp, ya Resulullah kursan bulayım. Allah duayızı icabat kıldı. Ve Abu Hurayra'nın anasını hidayet kıldı dedim. Resulullah Allah'a hamd etti. Ben ya Resulullah dua kılayım. Menge ve anamge mumun bendelerini sevimli kısın. Meni ve anamla ham mumunlarge sevimli kısın. Şunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua kıldılar. Allahümme habbib abideke hâdâ. Parvardigar, mana bu bendeyni ve ummahu ve onu anasını mumun bendelerine mahbub kılgın. Ularge ham mumunlarını mahbub kılgın de dua kıldılar. Mana şu duadan keyin Abu Hurayra aytadı, men hakkımda eşitken, yoki meni ko'rgan mu'min bor ki, albatta meni yaxshi ko'radigan bo'lib qoldi. Xulosa, mushrika bo'lgan onasining haqqiga Abu Hurayra roziyallohu anhu payg'ambarimizdan duo so'rayapti. Va o'zi doim lutf bilan chiroyli muomala qilyapti. Xulosa, otangiz, onangiz kim bo'lishidan qat'i nazar, faqfiz lahumo janaha zulmi minar rahmati. Xoksorlik qanotini qanday qilasiz?
farz tutasız. Eğer kılıyken başka amellerinizi, sevapları havada bakıp geçini alamazsınız, yüzdeki cennetinizi on ve çap eşliğine ihtiyat kılasınız. İkili eşi gibi olur, mübarek olsun. Ganimet bileydik. Ganimet bileydik. Ana, Ayşe anamız raziyallahu anha, otası Abu Bakir Siddiq. Odamlar Abu Bakir Siddiq'ini yomon ko'rib qolmasliklarini xohlab, Oysha onamiz payg'ambarimizga bir necha marta so'zini qaytardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam betob bo'lib qoldilar, kasali qattiq bo'ldi. Shu vaqtda uzoq buyurdilar, buyuringlar Abu Bakir odamlarga namoz o'qib bersin. Endi Rasululloh tirik turib odamlarga imomlikka o'tsa, odamlar shu odamni yomon ko'rib qolishi mumkin edi. Rasululloh tirik turib o'rniga turib oldi edi. Oysha onamiz shuni o'ylab turib, ya Rasululloh, Abu Bakir qalbi yumshoq kishi. Sizni o'rningizga tursa, namoz o'qiy olmay qoladi, deb Rasulullohning gapini qaytardi. Rasululloh farvo qilmasdan, buyuringlar, Abu Bakir odamlarga namoz o'qib bersin. Oysha onamiz yana so'zini takrorladi. Üçüncü madde Rasulullah ettiler, buyuruyorlar, Abu Bakir adamlarına namaz okup versin, elbette siler dedi ayollar, Yusuf'un savahipleri siler. Yani Yusuf'un hemen aşırı bir makirin yücretkenler kimler? Siler yoşuken ayollar. Bas Abu Bakir'in huzuruna elçi gelip Rasulullah'ın buyruğunu yetkizdi, o adamlarına imamlık kıldı, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hala treyliyip aytıdı. İmam Buhari özünü mağazı kitabı da keltiredi, Ayşe namazı ettiler, men bu işte Rasulullah'a bir neçen metin müracaat kıldım. Adamlar Rasulullah tri türüp uzatın oradaki turbogen adamını yaman körüp kalışları mümkünlüğü yine beni menajüle kılışke mecbur kıldı dedi. Demek farzan otanası ki daim yaşlıydı rava köredi. Salih farzan. Ular get adıgen kerih aziyetini buluşugini haklamaydı. Oğlum abarıp geledi. Turup duruyorlar deydi. Ketti olayın, oğlum yetkizi veredi deydi. Ketti o adam, siz geldiniz. Oğlum palancını palancına sesini abarı ver, palancaya gel. Ha dada! Ben çarçap geliyordum. Ha, bola diyor. Oteyizi, buraya bergen vadasını bacarmasligiz, boş tartıştigiz, kodur bulturup. Ah, bu işliği sabah bu baladı. Yiğitler, ha bab da Türk duradı. Bizden işimiz çıkanı, manakı genedi. Yok, dadayız ne madde oldu? Oğlum kelsa oborib beradi yoki oğlum kelsa sizi oborib keladi deganidir. Tushunarlimi? Alloh saqlasin birodarlar. Biz yengil sanamaylik. Namoz o'qiyotganda qancha ehtiyot bo'lamiz tahoratda, nuqsonli bo'lib qolmasin. Kiyimimizni pokizaligida, qiblani topishlikda, namozda o'zi turganda qancha ehtiyot olamiz namozimiz to'g'ri bo'lsin deb. Ammo ota-ona bilan qilayotgan muomalada ham shunga hushyor bo'lamizmi? Biz ota-onalarimiz bizdan ko'p narsa talab qilmaydi. Farzand o'zining ota-onasini qarg'ishidan ehtiyot bo'lishligi kerak. Duo-ibodat qilishidan ehtiyot bo'lishligi kerak. Ayniqsa ota-ona agar solih odam bo'lib turib, sizdan nohaq muomalani ko'rib turib, sizdan zulm ko'rib turib duo-ibodat qilsa, agar bu duosi ijobat bo'ladigan vaqtga to'g'ri kelib qolsa, aniq xor bo'lasiz. Bizi otalarimiz, bizi onalarimiz seni oq qildim demaydi, milliontadan bittasi aytadi. Lekin unaqa deyish shart emas. Unaqa deyish shart emas. Ana Jurayj qissasini ko'rib chiqdik. Taqvodor, solih banda Jurayj namozda, nafl namozda turganida onasi kelib chaqirdi. Yomon ish qilmayotdi, bekarchilik qilmayotdi, namozda turdi. Ammo nafl namozida. Onasi kelib bir necha marta chaqirdi, namozini buzmadi, nafl namozini buzmasdan turaverdi. Parvardigor nima deb duo qildi? Uni yuzini fohishalarga qaratmasdan turib jonini olmagin dedi. Qarang, Jurayj shunday solih insonki, tuhmat qilinganda haligi go'dak bolani olib keldi. Allohga duo qilib turib, qo'lini qonniga tegizib, bola chaqaloq bolani. Seni otang kim dedi? Bola gapirdi. Alloh karomat bergan darajada, karomat olishing maqomidagi solih inson edi, vali edi. Ammo uni ham onasi qarg'aganda duosi o'tirdi. Tushunarlimi? Endi bu yerda qarg'ishidan ehtiyot bo'lish kerak deb aytdik. Nima sababdan? U onani, otani duosi ijobat bo'ladi, ustingda qilgan qarg'ishi, duo ibodati. Birinchidan ota-onang bo'lganligi uchun, ikkinchidan solih inson bo'lganligi uchun.
Madami ki günahga büyürme yaptı mı, itaat kılamız. Ama, şuna katanlardan var, var, arakab kebir deydi. Yıkıştır namazı yine deydi. Bunu onun ki, manaksiyen bu muydu mu deydi. Barış mı katanlardan? Hali var, sebebi avval gelerden kagen Ali'ye, hali damlaladı, masara kılıp, dindarlık örgen, zizi vasa kıladıkken, özünü haliyem tarakki topken, deb o'ylaydiganlar bor. Urug' izlar bitta ikkita bor. Hamiza qarasa chiqadi, deganda chiqib qoladi. Ozgina sabr qilsanglar tugaydi ular. Endi tugaganligini alomati mashaga olib kelishadi-da. Mana tugadi u ham deb turib. Ammo ota-ona o'zi noloyiq bo'lsa-chi, noqobil bo'lsa-chi, fojir, fosiq bo'lsa-chi ota-ona. Unda nima qilinadi? Unda ham qarg'ishidan qo'rqib turib, nima desa xub deb quloq solmaveradimi? Agar ota-ona günah masiyatga buyursa, farzand itoat qilmasa, shu ishi uchun ota-ona qarg'asa, bu qarg'ishiga parvo qilinmaydi. Hozirgilar u yaxshi ishda qarg'asa hamni parvo qilmaydigan bo'lib ketgan. Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga iymon keltirib musulmon bo'lganligi uchun onasi chaqirib turib, "Sen Muhammadga kofir bo'lmaguningcha ovqat ham yemayman, suv ham ichmayman, boshimga taroq ham tegizmayman" deb qasam ichdi. Ya'ni seni deb o'lib ketaman. Qarg'a yapti. Yaxshi muomala qildi, ovqat ham keldi, suv ham keldi, quloq solmaganida oxiri aytdi. Bitta ekan hali joningiz dedi. Agar meni dindan qaytarishlik uchun 100 ta joningiz bo'lib, 100 tasini qurbon qilganingizda men Rasulullohdan yuz o'girmayman dedi. Demak, shu yerda iymondan qaytarganligi uchun, shirkka buyurganligi uchun itoat qilmasa, mana shu ishi uchun qarg'asa, qarg'ish o'tmaydi. Solih farzand Allohdan qo'rqadi. Qarang, ota-onasining roziligiga nimaga intilyapti bu farzand? Alloh rozi bo'lish uchun. Alloh rozi bo'lish uchun ota-onasini xursand qilay deyapti. Ammo ota-onasi gunoh qilsa, xursand bo'laman desa, bundan Alloh rozi bo'lmaydi. Allohning roziligi ota-onaning roziligidan ustun bo'ladi, birodarlar. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm, fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Mana, agar ota-ona bizni gunohga, ma'siyatga buyursa, shirkka buyursa, nima qilishimiz kerak? Robbimiz buni ham ta'lim beryapti bizga. Agar ular, ya'ni ota-ona seni o'zing bilmagan narsalarni menga sherik qilishga zo'rlasalar, u holda ularga itoat etma. Yagona ota-onaga itoat qilmaydigan joyimiz ota-onamiz bizni gunoh ma'siyatga buyurgani. Buyursa itoat qilmaymiz. Ularga garchi kofir bo'lsalar-da, dunyoda yaxshi muomalada bo'lgan. Yaxshi muomalada qilaveramiz. Chunki Robbimiz birodarlar kimning solih, kimning toliq ekanligini yaxshi biladi. Kimni pokiza, kimni habis ekanligini yaxshi biladi. Alloh taolo pokiza insonlarni duosini ijobat qiladi. Pokiza ota-onani duosini ijobat qiladi. Fahsh munkarga botib qolgan ota-onani nohaq o'rinda farzandini qarg'aganlik hech qachon o'tmaydi. Bunga g'am ham qilmaslik kerak, bunga o'ylanmaslik kerak. Buni ota-onani haqqiga duo qilishlik kerak xolos. Va sabr qilinadi. Ota-onadan o'zini haqqiga farzand istig'for aytishini doim so'rashligi kerak. Chunki ota-onaning farzandi ustida qilgan solih duosi, duoi xayri ijobat bo'ladi. Har qancha farzand ota-onasiga itoatkor bo'lmasin, har qancha zo'r muomala qilmasin, hech qachon ota-onaning haqqini ado qila olmaydi komil suratda. Yigitlar, yaxshilar shuni bilib olaylik. Ming avliyo bo'lib ketganimizda ham, ming farishtadek muomala qiladigan bo'lib ketganimizda ham ota-onamizning haqqini ado qila olmaymiz. Kalla lamma yaqdi ma amara. Yo'q. U Alloh o'ziga buyurgan narsani ado qilmadi. Biz Robbimiz buyurganiga hech qaysi amalni qila olmaymiz. Namozimiz ham chola. Ro'zamiz ham chola. O'qiyotgan Qur'onimiz ham nuqson kamchilik yetarlik. Hamma amalimiz noqis. Shularning qatorida ota-onaga chiroyli muomala qilishda ham noqismiz, birodarlar. 7 marta hajga ko'tarib olib kelgan bo'lsangiz ham haqqini ado qilmagan bo'lasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar-ku, bir farzand otasini haqqini qachon ado qila oladi? Qachoniki otasini qul holda topib, sotib olib ozod qilsa, shunda haqqini ado qila oladi. Demak, haqqini ado qila olmaymiz. O'zimizdan ketmaydi. O'zimizni zo'r deb bilmaylik. Yana Yusuf alayhisalomning akalari o'shuncha xato ishlarga yo'l qo'yishganidan keyin otalaridan istig'for so'rashdi. Sizlar bilinglar, qolu ya abana
İstagfir lana zunubana inna kunna hatiin. Ular dediler, ey otajon, Allah'tan bizlerinin günahlarımızını mağfiret kılışını sorayın. Elbette biz hata akıl güçlerden bulduk. Akulu kavli hada. Siz kızlar bulasa, katta kızlar mı? Adınız mı sizin? Herhangiz. Ne çekildiniz? Dedeniz hakkıya dua kılın ya, inşallah. Deme gel biz var bu, hakeler gel, hakeler gel. Yılamayın, sinem inşallah yakışık bir tanesi. Yılamayın, sola. Dedem yakışık bu keçiye yardım veriler. Dedem yakışık bu şeyle halim. İnşallah yakışık olur. Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh. Allah taala gelmek taala bizim. Allah'ın izni bilen bana bir akamızı ziyaretlerine geldik. Her bir oryetken, her bir bana banisalarda yatken akeler, ülkelerge, apa singillerge Allah taala bir şifa vergen olsun. Şöyle Katar'da sizlerden beri iltimas kılıp şu video müracaat namazı çıkarıp biz şu akamızı halatlarına bana köleyatsızlar. Farzantlarının müracaatlarına bana eşitliler. Hürmetli akeler, ülkeler, apa singiller, bugün hamdamızda bir imkaniyet var. Şu videoya bir fark olmazsan, şu videonu imkan kadar tarqatışlıkka Allah Ta'ala izni bilen sizler sababçı bo'linglar. Bilmeyimiz ki kimdir, siz sababli yaxshilik qilishligi mümkün. Köp aytamiz, yaxshilik evazi yaxshilik. Hürmetli akeler, ülkeler, apa singiller, bugün günde her birlerimiz bunday holatlarni ko'ryapmiz. Hiç kaysi farzand otam deb yig'lamasin, onam deb yig'lamasin. Kelinglar hammamiz birgalikda shunday bir dardiga shifo so'rayotgan akalarimizni, ukalarimizni, opa-singillarimiz haqlariga duo qilaylik. Imkon qadar bir-birimizga yaxshilik qilaylik. Mana bugungi kunda shu akamiz ziyoratga keldik. 3 farzandi bor ekan, ayoli mana 3, 2 qiz, 1 o'g'li bor ekan. Shunday bir holatda mumkinchiligi yo'qligidan shu video murojaat qilyapmiz. Bana inşallah özlerinin telefon numaralarını, karta numaralarını, her bir nesil özlerine karıştık, halatlarını bana koyup boramız. Yine bir iltimas kılamız ki, şu videolarda bir fark olmayılar. Kediler şu akamızda, ailesine bir fark olmazsan, hamlamız birimlikte bulup, hiç olmazsa şu videonu birbirlerimizde tarqatıp, ya ki haklarına dua kılıştı, unutmayalım. Allah Teala barçamızdan razı olsun. Selamun Aleyküm.